Cenab-ı Hak gündüzünüzü hayırlı eylesin. Amin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin. Amin. Rabbim cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i hakkı hak, batılı batıl bilenlerden eylesin. Amin. Hakkı hak bilip hak yolunda mücadele eden, batılı batıl bilip batıla karşı cihad eden kullarından eylesin. Amin. Rabbim ümmeti Muhammed'e merhamet eylesin. Amin. Katından afiyet versin. Amin. Katından feraset versin. İslam yolunda mücadele eden, cihad edenlere yardım etsin. Amin. İsrail'i, kafirleri, batılıları, siyonistleri, masonları kahri perişan eylesin. Amin. Onları dağıtsın. Amin. Onları birbirlerine düşürsün. Amin. Onları yeryüzünde yer ile yeksan eylesin. Amin. Her birini perişan eylesin. Amin. Rabbim Filistin'deki mücahitlere yardım etsin. Doğu Türkistan'daki mücahitlere yardım eylesin. Amin. Nerede zalimlerin, kafirlerin, münafıkların, mürtetlerin zulmü altında Müslümanlar var ise hepsinde Cenab-ı Hak yardım eylesin. Amin. Zalimleri, kafirleri, Müslümanları ve bu noktada İslam dünyasına zulmeden kafirlerin hepsini de kahri perişan eylesin. Amin. Ecmain. Her gün Filistin ve Doğu Türkistan'daki zulmü ve dünyanın değişik yerlerindeki Müslümanlara yapılan zulümleri gördükçe, duydukça ne yazık ki elimizden duadan başka bir şey gelmiyor. Rabbim cümlemizi inşallah duanın üzerinde cihat şuuru verip Ümmet-i Muhammed'in topyekün kendisine zulmedenlerle cihad etmesini Cenab-ı Hak sağlasın. Amin. Bu akşamki dersimiz Bakara suresinin ayet 151 ve 152'si ile alakalı. Bu asıl üzerinde duracağımız konu 152. ayet. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin. Bayağıdan beri bu ayet-i kerime ile alakalı böyle bir sohbet etmeyi istiyordum. Birkaç daha bir şeye şahit olunca dedim bunun zamanı geldi. Bu ayet-i kerimeye biraz hani farklı bir cepheden haddime değil ama bakmamız gerekiyor diye düşündüm. Çünkü ehli zikri ilgilendiren bir konu. Ehli zikri ilgilendiren bir konu olduğu gibi ehli zikre karşı duranlara da bir cevap verilmesi gerekiyor. Tabii ilahiyatçılar, ülkedeki ilahiyatçılar bilhassa benim bu bakış açıma çok düzgün bakmayacaklar her zamanki gibi ama biraz bu meselenin üzerinde duralım istedim. İnşallah dilimizin döndüğünce, ilmimizin er verdiğince inşallah bu konuyla alakalı bu akşamki sohbetimiz. Bismillah. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا
فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون صدق الله العظيم. آمين. بقرة آيات 151 ve 152. 151. Nitekim size içinizden ayetlerimizi okuyan, sizi tezkiye eden, kitabı ve hikmeti öğreten ve bilmediğiniz şeyleri bildiren bir peygamber gönderdik. Öyleyse beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin ve bana nankörlük etmeyin. Cenab-ı Hak Adem'i yarattı. Adem'e de bütün isimlerini öğretti. Ve Adem'i halife olarak yarattı. Adem'i halife olarak yaratıp dünya arenasına sürdü. Dünya arenasına sürdükten sonra Cenab-ı Hak bilinmekliğin bir parçası olarak kendisini en fazla bilecek, en fazla tanıyacak, en fazla aşık olacak olan o halife olan Adem'e tabiri caizse kendisini tanıma, bilme, ibadet etme emrini verdi. Ve Adem'den itibaren, Adem ilk peygamber olmasıyla Adem'den itibaren Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar Cenab-ı Hak insanları eğitmek, bu konuda bilgilendirmek, kendisini tanıtmak, kendisini bildirmek için peygamberler gönderdi. Peygamberlerle beraber peygamberlere kitaplar, suhuflar büyük bir çoğunluğuna verdi. Kitabın yanında da peygamberlere ayrıyeten bir hikmet bilgisi verdi. Ve o peygamberler kitapla beraber o hikmet bilgisiyle donatıldı. Ve bütün peygamberleri Cenab-ı Hak yeryüzünde peygamberlik vazifesi verirken muhakkak ki kitabın yanında onlara bir de hikmet bilgisi verdi. Hikmet, Allah'ı tanıma ve bilme. Hikmet, eşyanın hakikatine ulaşma. Eşyanın hakikatini bu noktada o insana ishar olması, görünmesi. Kısaca ve işte Cenab-ı Hak son peygamber Muhammed Mustafa için de diyor ki nitekim size içinizden, yani insan, bir melek değil, sizin içinizden, sizin gibi yiyen, içen, oturan, evlenen, sizin gibi eş, çoluk, çocuk sahibi olan, dünya sistemine uygun bir peygamber, sizin içinizden ve ayetlerimizi okuyan, buradaki ayetler dediğimizde Cenab-ı Hakk'ın bütün varlık alemi girer. Bu söylediklerimin hepsi de bencesi. Ayetler denilince bütün varlık alemi girer. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu her şey, zerreden küreye, yaratmış olduğu bütün alemler, bütün alemdeki varlıklar, her birisi, her yaratılan her şey bir ayet hükmündedir. O zaman bunun en yüksek derecede okuyan Hazreti Muhammed Mustafa bize ayetlerini okuyor Cenab-ı Hakk'ın. Ve sizi tezkiye eden, bizi tezkiye etmek ne demek? Bizleri öğretmek, nefsimizi terbiye, nefsimizi tezkiye etmek, yani kendimizi tezkiye etmek, öğrenme, kendimizde kendimizi tanıma, kendimizi bilme, kendimizle alakalı mücadele etme yolları, nefisle mücadele etme yolları, bunları öğreten, ayrıyeten kitabı bize öğreten,
Buradaki kitaptan artık kasıt Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i, kitabı bize öğreten ve aynı zamanda da kitabın yanında bize hikmeti öğreten. Hem ayetleri öğretiyor, hem bizi nasıl kendimizi tezkiye edeceğimizi öğretiyor, hem ne yapıyor? Kitabı bize öğretiyor, aynı zamanda da bize kitabın yanında hikmeti öğretiyor. Ve artı bilmediklerimizi öğretiyor. Bakın, hikmeti öğretiyor, artı daha ilavesi var. Bilmediklerimizi öğretiyor. Bilmediklerimizi öğretiyor dediğimizde, yani bu ayet-i kerimeler benim nazarımda ebedi, o zaman ebedi olarak bilmediklerimizi öğretecek olan bir peygamber var. Bilmediklerimizi öğretecek. Bakın, bilmediklerimizi öğretecek bir peygamber var. Bize hem kitabı hem hikmeti öğretecek, hem de bilmediklerimizi öğretecek. Bunun zamanla alakalı bir kısıtlaması yok. Zaman açık. Çünkü ayet-i kerimelerin hukuksal tarafı hariç, müteşabihlerle alakalı her zaman anlamı, manası değişecek. Ve biz zaman geçince insanoğlunun bilmedikleri de değişecek. Bilmedikleri de değişecekse o zaman müracaat edeceği yer kitap ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri. İster zahiri manada müracaat etsin kitaba ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ister batini manada müracaat etsin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerine, her iki taraftan da Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den bilmediklerimizi öğreneceğiz. Çünkü önümüze bilmediklerimiz gelecek. Yani ayet-i kerimeler açık meydanda ama mana itibariyle müteşabih olanlarda mana değişecek, idrak değişecek ve insanların gelişmesi değişecek ve insanların bilmedikleri olacak. Bilmedikleri olunca da dönüp dolaşacağı yer, iki şey bıraktım dedi çünkü, kitap ve sünnet-i seniyyesi olacak. Bunun hem zahiri hem de batını olacak. Böyle bir şumullu, böyle bir bütün alemlere rahmet bir peygamber gönderdi ve bu peygamber bizim yolumuzun mihmandarı ve bizim yolumuzun bu noktada rehberi, öğretmeni, öğreticisi, her şeyi. Ve bizim için büyük bir nimet, bizim için büyük bir bereket, bizim için büyük bir lütuf, ikram Allah tarafından. Böyle olunca Cenab-ı Hak o büyük lütfa, o büyük ikrama, o büyük ihsana, o büyüğün büyüğü olan berekete nail olmanızın karşılığında Allah'ı zikredin. Bunun karşılığında Allah'ı zikredin. Ki ben de sizi zikredeyim. Şükredin, nankörlük etmeyin. Böyle bir muhteşem bir peygamber var. Böyle bir muhteşem peygambere tabi olmanın, böyle bir peygambere ümmet olmanın şükrü ancak Allah'ı zikir. Hani Ankabüt ayet 45'te diyor ya, Allah'ı zikir en büyük iştir diye. O da önümüzdeki haftanın dersi. Allah sağlık afiyet verirse inşallah. İşte o en büyük lütfa, en büyük ikrama, en büyük ihsana mazhar olmanın karşılığı Allah'ı zikir ve onun karşılığında Cenab-ı Hak diyor ki Allah'ı zikret ki ben de seni zikredeyim. Tabi 152. ayet çok açık bu konuda. Öyleyse beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Burada duracağız. Buradaki genel olarak meallere baktığımda, genel olarak tefsirlere baktığımda, hatta meallerin bir kısmında meal yazarlarken hiç olmazsa direkt kelimeyi yaz. Çünkü normalde kelimeyi yazmış olsa kelimenin mastarı zikir. Kelimenin kendisi zikir. Başka bir şey değil.
O zaman beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Bunu defalarca okutsak, tam mastar olarak, kök olarak zikir var. Şimdi yaklaşık Kur'an-ı Kerim'de 300'e yakın yerde zikir kelimesi geçer mastar olarak. Ama buradaki kullanılan kök bildiğimiz, yaptığımız zikrullah. Yani oturup la ilahe illallah demek. Oturup Allah demek. Oturup Cenab-ı Hakk'ın isimlerini zikretmek. Buradaki zikirden kasıt bu. Başka bir şey değil. Ama meallere baktığımızda, Türkçe meallerine, ben Türkçelerine bakıyorum. İşte beni zikredin, ben de sizi mağfiretimle zikredeyim. Beni zikredin, ben de sizi işte bir lütufla, bir ikramla zikredeyim. Yani karşılık olarak beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Orada Cenab-ı Hak üstünü bastıra bastıra söylüyor. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Beni zikredin, ben sizi bağışlayayım ayrı. Beni zikredin, ben size ikram edeyim ayrı. Beni zikredin, ben size lütfedeyim ayrı. Beni zikredin, ben size hediyeler vereyim ayrı. Beni zikredin, ben sizi cennetime koyayım ayrı. Bakın bunların hepsi de zikrullahın içerisinde, zikrullahın sevabı noktasında, karşılığı noktasında bir şeyler olabilir. Ama o değil ayet-i kerime. Bakın ayet-i kerime o değil. Kim taşlayacaksa taşlasın beni. Ayet-i kerime o değil. Çarpıtıyorlar. Eğip büküyorlar. Ayet-i kerime net, açık. Defalarca dinleseniz, aynı şeyi bulacaksınız. Ve oturun, ayet-i kerimeyi dinleyin. Ayet-i kerimeyi dinlerken dahi kalbinizde farklı pencereler açılacaktır. Yalnız ayet-i kerimeyi benim dediğim perdede dinleyin. Yani beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Kafanızda, gözünüzde, beyninizde, kalbinizde, beyin gerinizde, beyin önünüzde. Yok işte mağfiretimle zikredeyim. Yok işte ben size hediyelerle zikredeyim. Yok ben sizi şununla zikredeyim. Böyle bir şey değil. Ben Allah'ı zikrettim, Allah da beni zikretti. Ben Allah'ı zikrettim, o da beni zikretti. Burada öyle bir şey var ki zikirle alakalı bu. Zikirde öyle bir manevi bir perde var ki bu manevi perde Allah'la kulunun arasında perdeyi ortadan kaldıran bir perde. Beni zikredin, ben de sizi zikredeceğim. Burada mesafe yok. Burada soğukluk yok. Burada farklı bir perdelenme yok. Beni zikret, ben de seni zikredeceğim. Çünkü eğer zikrullah meselesine bu gözle, bu mantıkla yaklaşmazsam ben eğer, sanki Allah'la aramda mesafe olmuş gibi, sanki Allah'la aram açılmış gibi, sanki Allah'ı bir menfaatin neticesinde zikrediyormuşum gibi, sanki Allah'a iman etmem, Allah'ı tanımam, Allah'ı bilmem, ondan gelecek olan lütuf, ikram, ihsan, kolaylık, ondan gelecek olan af, cennet, ondan gelecek olan rızık, ondan gelecek olan kadın, çocuk, makam, şan, şöhret. Değil. Bunların hepsi de kul ile Allah arasında bir menfaat ilişkisi. O zaman amel eden bir farkım yok benim. O zaman ben bir basit bir ameleyim. Ben seni zikrettim, sen beni affet. Ben seni zikrettim, bana lütfet. Ben seni zikrettim, bana rızık ver. Ben seni zikrettim, bana mağfiret ver. Ben seni zikrettim, bana eş ver. Ben seni zikrettim, bana çocuk ver. Ben seni zikrettim, bana para ver. Ben seni zikrettim, bana makam ver. Ben seni zikrettim, bana mevki ver. Ben seni zikrettim, bana şöhret ver. Ben seni zikrettim, bana ilim ver. Ben seni zikrettim, bana fıkıh ilmi ver. Ben seni zikrettim, bana tefsir ilmi ver. Ben seni zikrettim, bana şunu ver. Ben seni zikrettim, bana bunu ver. Bunların hepsini de masanın üstünden topla, at kenara.
Hepsi de Allah'la aranda perde. Ben seni zikrettim. Sen Allah olduğun için zikrettim. Allah'ı Allah olduğu için zikrettim. Sen Allah'ımsın. Ben seni zikrettim. Sen benim Allah'ımsın. Beni yaratanımsın. Hiçbir şey vermesen, sıraladığın bütün her şeyi masanın kenarına atsan ve sıraladıklarımdan hiçbirisini sen bana vermemiş olsan dahi ben seni zikrettim ve ben seni zikredeceğim. Ama baktığım zaman bir kısım bu ayet-i kerimeyi Türkçe'ye çeviren mealcilerin meallerine baktığımda, bir kısım tefsircilerin tefsirlerine baktığımda, kulun zikrinin karşılığını Allah'ın zikri olarak değil, Allah'ın değişik sıfatlarının tecelliyatı olarak aktarmışlar. Şunu diyememişler büyük bir çoğunluğu. Kul Allah'ı zikrederse Allah da kulunu zikreder. Allah'ın kulunu zikretmesi, Allah'ın kulunu zikretmesi Allah'a aittir. Bunun tecelliyatı zikredenle zikredilenin arasındadır. Bunun ne olduğu zikredenle zikredilenin arasındadır. Çünkü zikredenle zikredilenin arasında hiçbir perde yoktur. Hiçbir perde yoktur. Hiçbir aracı yoktur. Hiçbir sebep, hiçbir vesile yoktur. Sadece zikreden ve zikredilen vardır. Sadece zikreden ve zikredilen var ise o zaman mana Allah-u Alem yerine oturur. Çünkü kul artık çok yakındır. Zikrettiğinde yakinin yakinidir. Çünkü başka bir ayet-i kerimede sana benden sorarlarsa de ki ben onlara çok yakınım. Doğru mu? Evet. Ben onlara çok yakınım. Dua ederlerse dualarını kabul ederim. Tövbe ederlerse günahlarını affederim. Yakın bir Allah. Bakın burası çok önemli değerli kardeşlerim. Yakın bir Allah. Orta yerde hiçbir menfaatsel bir tecelliyatın olmadığı bir Allah. Hiçbir menfaatsel tecelliyatın olmadığı bir Allah. Yakın. Yakının da yakını. Ne kadar güzel bir yakınlık. Sen beni zikredersen ben de seni zikredeceğim. Bu muhteşem bir yakınlık. Bunun öyle bir yakınlık ki bunda senin geceni, gündüzünü, sabahını, akşamını, bütün varlığını tamamıyla çepeçevre saracak bir yakınlık. Çepeçevre saracak bir yakınlık. Ve Ankabüt'te de ne diyor? Zikrullah, Allah'ı zikir en büyük iştir. En büyük işle Cenab-ı Hak ne yapmış? Kulunu kendisine çekmiş. Yakin, uzak bir Allah değil, mesafeli bir Allah değil, arada soğukluğun olduğu bir Allah değil. Bakın arada soğukluğun olduğu bir Allah değil, perdenin olduğu bir Allah değil, perdelenmenin olduğu bir Allah değil. Hepsini de reddediyorum. Hepsini de. Burada tek bir anlayış var. Ben Allah'ı zikrediyorum, Allah da beni zikrediyor. Allah'ın beni nasıl zikrettiği Allah'a malum. O nasıl zikrettiğinden bana bir damla gösterirse ben kendimden geçerim zaten. Ama o beni zikrediyor. Bunu düşündüğümde, bunu tefekkür ettiğimde öyle bir Allah ki kainatın ucu bucağı yok. Öyle bir Allah ki var etmenin ucu bucağı yok. Öyle bir Allah ki sıfatlarının başlangıcı ve sonu yok. İşte o Allah bu aciz kulu veyahut da o Allah onu kim zikrettiyse o da onu zikretti. Bu
halife olan insanoğlu için en yüce makamlardan birisi, en kutsal makamlardan birisi, en yüksek perdelerden birisi, en yüksek perdelerden birisi. Ve düşündüğümüz zaman, bunu tefekkür ettiğimiz zaman, zikrullah yaparken hatta, bir seher vaktinde kalkın, zikrullah yaparken, la ilahe illallah derken, o esnada Allah da seni zikretti. Her tevhid çektiğinde, her Allah dediğinde, her hayyuhu dediğinde, her hak dediğinde, o da seni zikretti. Ve hani hadis-i kutsiler var ya, kulum beni kendi nefsinde zikrederse, ben de onu kendi nefsimde zikrederim. Kulum beni bir cemaat içinde zikrederse, ben daha hayırlı bir, daha yüksek bir cemaat içinde zikrederim. Kulum bana bir arşın gelirse, ben ona 10 arşın gelirim. Dikkat edin, Allah'ın yakınlığına dikkat edin. Mesafe koymayın. Kendi nefsinizden mesafe koymayın. O kul bir adım yaklaşırsa, ben ona 10 adım yaklaşırım. Bana 10 adım yaklaşırsa ben ona 100 adım yaklaşırım. O bana 100 adım yaklaşırsa ben ona koşarım. Ben ona koşarım. Böyle bir Allah tefekkürü. Ama böyle bir Allah tefekküründen uzaklaşıp biz nasıl tenzih edelim? Biz nasıl teşbih edelim derdine düşen ulema? İşte Allah'ın zikri af ile olur. Allah'ın zikri rızık ile olur. Allah'ın zikri nimet ile olur. Ortaya menfaatperest bir kulluk koydu. Değil canım kardeşim. Menfaatperest bir kulluk değil. Biz Allah'a yakin olmak istiyoruz. Yakinin de yakin olmak istiyoruz. Biz rızık için zikretmiyoruz. Biz makam için zikretmiyoruz. Biz af için zikretmiyoruz. Biz mağfiret için zikretmiyoruz. Biz tövbelerimizin kabulü için zikretmiyoruz. Biz herhangi bir kendi nefsimize menfaatlenmek için zikretmiyoruz. Bizim zikrimiz Allah'ı Allah olduğu için zikretmek. Biz Allah'tan bir şey bekleyerekten zikretmiyoruz. Hiçbir şey beklemeden sırf Allah'ın Allah olduğu için zikrediyoruz. Sırf ona yakın olmak için zikrediyoruz. Onun bizi zikretmesinden daha büyük bir makam, onun bizi zikretmesinden daha muhteşem, daha yüce bir şey olamaz. O bizi zikrediyor. O zikredeni zikrediyor. O zikredeni zikrediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir mümin düşünün, onu zikrediyor, o da onu zikrediyor. Bunun altından kalkmak mümkün değil. Bunun içinden çıkmak mümkün değil. O yüzden zaten zikrullahın arkasından diyor ki, bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Bunun akabinden diyor, bunun akabinde neden? Çünkü Allah'ı zikir en büyük iş, sen en büyük işte iştigal ediyorsun. Allah'ı zikrettin, Allah da seni zikretti. Sen bunun kıymetini, değerini bilemezsin. Sen bunun değerini bilemediğin için şükret. Sen şükretmekle mükellefsin. Sakın kendini nefsine verme. Sakın kendini şeytana, heva, hevese verme. Bu büyük nimet, bu büyük perde, bu muhteşem yakınlık, bu muhteşem yakınlık seninle alakalı değil. Allah öyle bir lütuf, öyle bir ikram, öyle bir ihsan, öyle bir afiyet, öyle bir bereket, öyle bir yakinlik lütfediyor ki bunun kulun, bunun karşılığını vermesi, karşılığını koyması mümkün değil. Kul sadece burada acizliğini bilip Allah'a şükredip nankörlük etmemesini istiyor Cenab-ı Hak. Çünkü bu nimet, birincisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, çünkü o peygamberi, o peygambere ümmet olmak ve o peygamberin maddi manevi faziletlerini üzerinde toplamanın karşılığı Allah'ı zikretmek ve Allah zikredince o da seni zikretti. Onun seni zikretmesinin karşılığı ancak Cenab-ı Hak'a biz şükrederiz, şükretmek. Çünkü onun bir başka bir karşılığı yok. Hani Musa'ya demiş ya, bana şükret. Musa aleyhisselam da demiş ki, yani ben o kadar acizim ki, sen o kadar nimet sahibisin ki. Yani demiş, acizim ben seni şükretmekte.
O da demiş, sen bu acizini gördüysen şükrettin saydım demiş. O acizini görününce şükrettim saydım demiş. Kardeşler, o yüzden Allah'ı zikir, bu manada aslında zikredenler için farkına varmadıkları, idrak edemedikleri, idrak edemedikleri en büyük işlerden ve lütuflardan birisi. Ve bu manada hani incelediğim 6-7 tane tefsir ve incelediğim 9-10 tane, 20 taneye yakın meallere baktığımda hepsi de buna böyle bir karşılık koymuşlar genel olarak. Hatta denilebilir ki birbirlerini böyle şey yapmışlar, taklit etmişler. Birisi demiş Allah'ın zikretmesi mağfirettir, rahmettir. Hepsi de hemen hemen birbirini taklit etmiş bu konuda. Büyük bir çoğunluğu bu taklitle yürümüşler. Ben uzun zamandan beri meallere baktığımda bunu görüyorum. Hatta meallerde böyle ben bunu paylaşırken kendim bunu aslına çevirerekten paylaşıyorum. Yoksa bakıyorsunuz mealle, diyor ki kuldan için Allah'ı zikret, ben de seni affımla zikredeyim. Değil, o değil. Aslı o değil. Aslı olmayınca mesele tam hakikatine ulaşmadığına inanıyorum. Hadis-i kutsi, ben kulumun benim hakkımda yaptığı zanna göreyim. O beni zikretti mi? O beni zikretti mi? Onunla beraberim. Hadis-i kutsi, hadis-i kutsi Buhari'de, Müslim'de. Bakın, özellikle aldım bu hadis-i kutsiyi. Ben kulumun zannı üzereyim. Beni zikretti mi onunla beraberim. Arada perde var mı? Beraberim. Arada bir menfaatsel bir ilişki var mı? Yok. Yok bakın. Bize peygamber öğretiyor ya. Ayet-i Kerime'nin 151. ayet neydi? İçimizden bir peygamber bize ayetleri öğreten, kitabı öğreten, hikmeti öğreten, tezkiye yolunu öğreten ve bilmediklerimizi öğreten bir peygamber. O peygamberin ağzından çıkan hadisi kutsi. O beni zikretti mi onunla beraberim. Eğer o beni nefsinde zikrederse ben de onu kendi nefsimde zikrederim. O beni cemaatle zikrederse onunkinden daha hayırlı bir cemaat içinde zikrederim. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. O bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Buhari, Müslim. Bakın burada yakinleşme söz konusu olurken arada herhangi bir menfaatsel ilişki yok. Kul Allah'ı zikretti. Kul Allah'ı zikredince Allah onunla beraber oldu. Kul Allah'ı zikretti, Allah onunla beraber. Onunla beraber olunca kul daha da ne yaptı? Yakin olmak için şevklendi. Yakin olmak için heyecanlandı. Yakinliğin yakinliğini istedi. Hani Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya gitti. Tur-i Sina'da Cenab-ı Hak'la görüşüyor. Cenab-ı Hak sıfatsal olarak bulutumsu bir durumda ona vahyediyor. Bir bulutumsu bir şey var. Hava var. Bulutumsu bir şey. Ses, vahiy onun içinden geliyor. Öyle bir hal oldu ki Musa'da dedi ki göremez miyim seni? Bu yakinliğin sarhoşu. Musa aleyhisselam
onu görmek istedi. Göremez misin? Görmek istiyorum deyince dedi ki dayanamazsın. Bak dedi şu dağa bak. O dağa baktı. O dağa Cenab-ı Hak sıfatsal olarak tecelli edince o tecelliyata Musa aleyhisselam dayanamadı. Bayıldı gitti. Bakın ümmeti Muhammed'in kıymetine bakın. Ümmeti Muhammed için Cenab-ı Allah Celle Celaluhu böyle bir şey söylemiyor. Diyor ki bana bir karış gelirse ben ona 10 karış gelirim. O bana 1 adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. O bana 10 adım gelirse, 100 adım gelirse ben ona koşarım. Burada yakınlıkla alakalı simsıcak bir ortam var. Simsıcak bir ortam. Allah kuluna simsıcak bir ortam hazırlamış tabiri caizse. Yakınım sana diyor. Sana senden de yakınım. Sen beni zikrettiğinde ben seninle beraberim. Ben zaten seninle beraberim ki. Zaten seni kudretimin kuvvetimi sarmışım. Zaten senin bütün sıfatlarıyla ben seni sarmış dolamışım. Sen bunun farkında değilsin. Ama sen farkında olaraktan kulluk gösterip beni zikrettiğinde ben seninle o zaman hususi bir beraberlik sağlarım. Hususi bir beraberlik. Ben onunla beraberim. Bunu düşündüğünüzde vallahi de billahi de tillahi de bunu aklınız dayanmaz. Akıl burada pas geçer. Der ki ben bunu idrak etmem mümkün değil. Çünkü Allah'ın kuluyla beraber olmasını aklın idrak etmesi mümkün değildir. Akıl burada pas geçer. Akıl perest olanlar da bu yüzden Allah'ın kulunu zikretmesini anlamadıklarından, aklına vurduklarından dolayı pas geçiyorlar. Şuradan zikretmiştir, buradan zikretmiştir diye. Değil. Allah yakınlığın yakınlığına, yakınlığın da yakınlığını, yakınlığın da yakınlığını sunuyor. Diyor ki ey iman eden kullarım, ey takvaya ermek isteyen kullarım, ey bana yakin olmak isteyen kullarım, ey beni tanımak isteyen kullarım, ey beni bilmek isteyen kullarım, ey beni seven kullarım, sevdikleri için de zikreden kullarım, beni zikrettiğinizde ben sizinle beraberim. Beni zikrettiğinizde ben de sizi zikrediyorum. Ama siz benim zikrimi duymuyorsunuz. Ama siz benim zikrimi görmüyorsunuz. Siz görenlerden ve duyanlardan değilsiniz. Eğer görenlerden ve duyanlardan olmuş olsaydınız Allah'ı bütün fiiliyatta, Allah'ı bütün zerrede kürrede, Allah'ı bütün varlık aleminde, gözünüzün gördüğü görmedi, elinizin ulaştığı ulaşmadı, bildiğiniz bilmediğiniz her noktada, her perdede Allah'ı zikrederdiniz. Çünkü varlık tamamıyla onu zikrediyor. Çünkü varlığın üzerinde tamamıyla her şeyde mührünü vurmuş ve sen onun mührünü görüyorsan ve onun mührünü biliyorsan onu zikretmekten başka da bir halin yok. Ve o zikir haline ulaştığında sen yakinin de yakini, yakinin de yakinisin. Ve yaklaştıkça yaklaşmak isteyeceksin. Sevdikçe sevmek isteyeceksin. Sarıldıkça sarılmak isteyeceksin. Yakin olmak istedikçe yakin olacaksın. Yakin olmak istedikçe yakin olacaksın. Ama o hiçbir zaman senden uzaklaşmayacak. Ve sen 1 adım gittiğinde o sana 10 adım gelecek. Sen ona 10 adım gittiğinde o sana 100 adım gelecek. Sen ona 100 adım gittiğinde o sana koşarak gelecek. Arkasını dönen bir Allah yok. Arkasını dönen bir Rab yok. Her şeyiyle sana tabiri caizse bağrını açmış, kollarını açmış, koş bana diyen bir Allah var. Ve bu Allah bizim önümüze sıcacık bir ortam koyuyor. Soğuk değil. Soğuk değil, uzak değil. Bakın şunu diyebilirsiniz. Daha diğer ibadetlerde uzaklık mı var? Bütün ibadetlerde ritüeller var. Namaz kılıyorsunuz, ritüeller var. Oruç tutuyorsunuz, ritüeller var. Dakikası var, saati var, zamanı var. Hacca gidiyorsunuz, ritüelleri var. Saati var, dakikası var, günü var.
Zekat veriyorsunuz. Ritüelleri var. Her şeyin. Bu ibadetler yapılmayacak. Bu ibadetleri küçük görmek değil. Bakın hepsi de bir ritüele bağlı. Hepsi de bir zamana bağlı. Hepsinin de içinde dışında uyulması gereken ritüelleri var. Ama muhteşem bir şey. Allah'ı zikretmenin hiçbir ritüeli yok. Allah'ı zikretmenin hiçbir ritüeli yok. Allah'ı zikretmenin hiçbir ön şartı yok. Allah'ı zikretmenin hiçbir geri planı yok. Allah'ı zikretmenin hiç menfaatsel bir perdesi yok. Namaz sizi kötülüklerden alıkor. Geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi namaz da size farz kılınmıştır. Namaz sizi kötülüklerden alıkoyar. Geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi oruç da size farz kılındı. Evet, onun da ritüelleri var. Onun da bir karşılığı var. Kim bir gün oruç tutarsa, bilmem kaç yıllık Allah onun günahını siler, affeder. Öyle. Bilmem kaç günlük yol mesafesinde Allah onun günahını affeder. Hatta bir hadis-i şerifte diyor ki, kim Allah için bir gün oruç tutsa Allah onun bütün günahlarını affeder diyor. Karşılık var. Kim zekatı dosdoğru verirse Allah onu bereketlendirir, nimetlendirir. Zekatın kimlere verileceği de belli. Ritüelleri var. Hac ritüelleri var. Hepsinin ritüeli var. Hepsinin kaideleri var. Bunları böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım, bunu böyle yapacağım. Doğru mu? Doğru. Öyle mi? Öyle. Yapılması mı gerek? Evet. Allah böyle bir şart koşmuş, böyle bir ritüeller koymuş. Ama zikretmenin hiçbir ritüeli yok. Hiçbir ritüeli yok. Hiçbir ön şartı yok. Ay halinde zikreder. Cünüpsün, zikredersin. Abdestsizsin, zikredersin. Yani Müslümanların ibadet edemeyeceği haller ne? Cünüp halidir. Cünüp halinde ibadet edemezsiniz, namaz kılamazsınız. Cünüp halde oruç tutamazsınız. Önce cünüplükten çıkacaksınız. Abdestiniz olmazsa namaz kılamazsınız. Cünüp bir şekilde oruç tutamazsınız. Cünüp bir şekilde hac yapamazsınız. Önce cünüplükten temizlenmeniz lazım. Zikrullah öyle değil. Her halükarda zikrullah yaparsınız. Kadınlar için muayyen günlerinde ibadet edemezler. Şimdi bir sürü zırtoboz çıktı. Muayyen günde de oruç tutarsınız, namaz kılarsınız diyen sapıklar. Sapık, bildiğiniz sapık. Onlar dini ifsad etmek için ajan onlar. Evet, ülkenin içine katılmış, İslam dünyasının içine katılmış ajan onlar. Bildiğiniz ajan. İlim filan erbabı değil onlar. Onlar batılıların ajanları. Kafirlerin ajanı onlar. Mesela zikrullahla alakalı kadınların için, kadın ne? Ay hali. Allah'ı zikretmesine engel değil. Ne? İşte lohusa, nifas halinde. Allah'ı zikretmesine engel değil. Hangi halde olursa olsun, hangi durumda olursa olsun, nerede olursan ol, Allah'ı zikir var. Hiçbir ritüele ihtiyaç yok. Hiçbir ritüele ihtiyaç yok. Ben bazen dersini aldığımız arkadaşlar oluyor, onlara zikrullahı yasaklamıyorum. Derim, diyorum ki siz düzgün gidip geldiğiniz müddetçe zikrullahınıza engel olamam. Ama burada nahoş şeyler yaparsanız o zaman topluluğun hukukunu korumak zorundayım. O zaman sizi katmam. Ama öbür türlü ben seni zikrullahına yasaklayamam. Sebep, ben seni o konuda en büyük işten men edemem. Ben yapamam onu. O yüzden ben dergaha girdiğimden beri benim zikrullah yaptığım yerin kapısı açıktır.
Herkese açıktır. Polisine de, savcısına da, hakimine de. Seveni de, ne sevmeyene de. Herkese açıktır. Aha, kapı açıktır. Girene eyvallah, gidene hoşça kal. Zikrullah kapısı kapanmaz çünkü. Allah'ı zikir en büyük iştir. Birisini men edemezsin. Hani duyuyoruz ya bazen. İşte sen bizim tarikattan değilsin, o yüzden derse katılamazsın. Cehalet. Allah'ı zikretmenin, Allah'ı zikretmenin faziletini, kıymetini, derecesini, yüksekliğini bilmeyen insanların cehaleti. Ya orada hani Süleyman Çelebi'nin lafzıyla bir kez Allah dese o lisan, dökülür cümle günahları misli hazan. O kimsenin bir kez Allah demesini sen nasıl kısıtlayabilirsin? Sen onu nasıl engelleyebilirsin? Allah'ın mescitlerinde zikrullahı yasaklayanlardan daha zalim kim olabilir? Allah'ı zikir yapılan her yer Allah'ındır. Kulların değildir. Sen evini zikrullah'a açtın, senin değil, Allah'ın orası. O ibadet orada olurken orası Allah'a ait. Sana ait değil, böbürlenme. Hatta sana zikrullah'a gelenlere hürmet et. Büyük bir lütuf, büyük bir ikram, büyük bir ihsan. Evini zikrullah'a açmışsın, birileri zikrullah'a gelmiş. Veya sen vesile olmuşsun, bir yerde zikrullah oluyor. Yemin ediyorum, vallahi de billahi de karşılığını bilmiş olsa buradaki cemaat hepsi de evlerini zikrullah'a açarlar. Yoldan para verirler, yevmiyeyle adam tutarlar. Derler ki gel bu gece sen burada zikrullah'a katıl bizle beraber. Gecenin senin yevmiyen ne kadar? 1000 lira al kardeşim, 1000 lira sana. Gel burada Allah'ı zikret ya. Gel Allah'ı zikret, önemli değil. İstersen ihlasla zikret, ister ihlassız zikret. İstersen amele tavrında, amele tavrında zikret. O zikretti ya, ver ona 1000 lira. Yemin ediyorum 1000 lira değil, 100 bin lira versen karşılığını bulamazsın, onu alamazsın. Allah'ı zikir. Bu, Allah muhafaza eylesin. Yani Cenab-ı Hakk'ın başka bir şeyi yok. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah'ı zikredenlerin sevabını, derecesini cihad edip şehit olanlardan yüksek tuttu. Dedi ki sahabe, ya Resulallah, cihad etmekten de mi faziletli? Niam, evet dedi. Hatta dedi, bir kılıcı elinize alsanız, kırılıncaya kadar savaşsanız, ikinci bir kılıcı alsanız, o da kırılıncaya kadar savaşsanız, üçüncü bir kılıcı elinize alsanız, o da kırılıncaya kadar savaşsanız, zikrullah yapanla dedi, musavi olursunuz, denk olursunuz. Üstün olmadı bakın. Denk oldu. Cihat meydanında 3 tane kılıç kırdı. Ki bu cihat meydanında 3 tane kılıç kırması çok zor. Bakın çok zor. 3 tane kılıcın kırılması cihat meydanında çok zor. Velev ki 3 tane kılıç kırıldı, Allah'ı zikir yapanla müsavi, denk oldu. Böyle olunca o zikrullah, Allah'ı zikretmek, o muhteşem kelimesi onu açıklamaya yetmez. Allah'ı zikretmenin yüceliğini dünya üzerinde ne kadar dil ve harf varsa hepsini de cümleler kursanız anlatamazsınız. Karşılığı yetmez. Bakın, anlatamazsınız. Bunu anlatabilecek bir tefsir yok. Bunu anlatabilecek bir kelam, bunu anlatabilecek bir dil yok. Yok. Bunu anlatmaktan daha aciziz. Allah'ı zikretmenin bu noktada faziletini anlatmaktan daha aciziz. Karşılığında kelime bulmamız mümkün değil. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri anlatırken diyor ki, cihattan da mı üstün deyince, evet cihattan da üstün diyor. Ama diyor, bir kılıcı eline alsan
Kırsan, bir daha alsan, bir daha kırsan, bir daha alsan, bir daha kırsan ancak diyor denk gelir, müsavi olur. Üstün olmaz yine diyor. Bunu hangi cümleyle anlatacaksınız? Bunu hangi cümleyle insanlara edebiyat parçalayacaksınız? Mümkün değil. Bu ancak bir hal. Bu ancak ne kadarsa gönlüne gelebilecek olan bir ilmi ledün olur. Ve bu ne kadar gelir, geldiği kadar bunu anlar, hissedersin. Ve işin tuhaf tarafı, onu da kelimeye dökemezsin. Yine İbn-i Mace, Ahmet İbn-i Hanbel ve Buhari'de geçiyor hadis-i şerif. Kulum beni zikrettiği ve dudakları benim zikrimle kıpırdadığı müddetçe ben o kulumla beraberim. Yani bu ayet-i kerimenin açıklayıcısı hadis-i şerifler. Biz o ayet-i kerimenin ne olduğunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin öğretmenliğinden alıyoruz. Diyor ki kulum beni zikrettiği ve dudakları benim zikrimle kıpırdadığı müddetçe ben o kulumla beraberim. Bakın arada bir perde var mı? Beraberim. Beraberim. Bunu kendi kendinize sabaha kadar düşüneceksiniz, tefekkür edeceksiniz, kelime bulamazsınız. Son hadis-i şerif. Müslim'de geçiyor büyük bir kısmı. Bunun bir kısmı da Sufilerin kabul ettiği bir genel olarak bir hadis-i şerif. Ama bir kısmı Müslim'de var. Bunu buraya almamın bir sebebi de rahmetli Şeyh Efendi, Allah rahmet eylesin. Bunu bize anlatırdı normalde. Böyle sohbetlerde bunu bize birkaç sefer anlattığı olmuştu. Öyle bir gözümün önüne geldi. O yüzden onu da dedim bu akşamki konuyla alakalı onu da dedim ilave edeyim. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri naklediyor bunu. Hazreti Ali Efendimiz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine soruyor. Diyor ki ya Resulallah, kulu Allah'a en fazla yaklaştıran kolay ve Allah'a göre en üstün yolu sorduğunda, iyi dinleyin, kulu Allah'a en fazla yaklaştıran, kolay ve Allah'a göre en üstün yolu sorduğunda, Hazreti Peygamber, halvet içinde Allah'ı zikretmeye devam etmelisin buyurmuş. Bunun üzerine Hazreti Ali, zikrin fazileti bu kadar büyük mü? Bunu herkes yapabilir mi sorusu üzerine Hazreti Peygamber ya Ali, yeryüzünde inanarak Allah Allah diyen tek fert kalıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır. Bu malum buraya kadar olan bütün hemen hemen hadis kitaplarında var olan bir şey, söz. Yeryüzünde inanarak Allah Allah diyen, yani Allah'ı zikreden, yani sizin bizim yaptığımız zikrullah gibi yapan tek fert kalıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır buyurdu. Hazreti Ali'nin ya Resulallah nasıl zikredeyim sorusu üzerine gözlerini kapa ve 3 defa söyleyeceklerimi dinle, sonra onları tekrar et, ben dinleyeyim buyuran Hazreti Peygamber 3 defa buyurun la ilahe illallah la ilahe Resulullah
Cemiyen enbiyayı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. İşte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kelime-i tevhidi 3 sefer gözlerini kapataraktan ve la'yı 3 elif miktarında uzataraktan Hazreti Ali radıyallahu an hazretlerine tevhidi 3 sefer ona telkin etti. Ona öğretti. Birinci tevhid İlmel yakin, ikinci tevhid aynel yakin, üçüncü tevhid hakkel yakin olarak Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerine tevhidin hakikatini ona gösterdi. Tevhidin hakikatini, ilmin hakikatini onun tabiri caizse gönlüne ilham olarak inmesine vesile oldu ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ilmin kapısı oldu ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini Ali'nin döndüğü yere hakkı döndür sırrına müşerref oldu ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunu öğrettikten sonra dedi ki şimdi aynı şeyleri bana sen tekrar et. Ondan sonra da Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin tevhid perdelerini söyleyerekten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini de seyri sülukunu tamamladı. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri Cehri Zikullah'ın piri, Cehri Zikullah'ın tabiri caizse kanalının doğuş noktası. Hazreti Peygamber'den almış olduğu Cehri Zikrin ve bütün manevi hallerin ondan sonra gelenlerine dağıtılacak bir yol oldu Hazreti Ali Efendimiz. O yüzden Cehri Zikrullah'ın tabiri caizse pınar başısı oldu. Hazreti Ali Efendimiz'e Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Allah'ı zikretmenin en kolay ve en yüce bir fiiliyat olduğunu ona da anlatmış oldu. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Tabii bu zikredenlerin de her zikredenin kendine ait mertebeleri vardır. Kendine ait dereceleri vardır. Bunlar da ayrı ayrı ders konusudur. Nefis meratipleriyle ve kalbi meratipleriyle zikrullahın meratipleri hepsi de birbirinin içerisine karışmış bir şekilde gider. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bir sürü not almışım. İnşallah Allah'tan bir şey gelmezse önümüzdeki haftada Ankebût ayet 45. Allah'ı zikretmek en büyük iştir. Bu akşamın devamı olacak. Haklarınızı tekrar helal edin. Helal olsun. Bizden yana da helal olsun. Allah razı olsun inşallah. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin.
Ya Rabbi, hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hazretlerinin ruhlarına, bütün geçmiş peygamberi Zişan efendilerimizin ruhlarına, Cihari Yari Güzin efendilerimiz Ebu Bekir Sıddık, Ömer Faruk, Osman Zinnureyn, Ali el-Murtaza radıyallahu anh hazretlerinin ruhlarına, Aşer-i Mübeşşerenin evlad-ı Resulullah, Zevcehat-ı Resulullah, İmam-ı Hasan, İmam-ı Hüseyin, 72 şühedanın, Şehid-i Kerbela'nın bütün şühedanın ruhlarına, tüm Ashab-ı Resulullah hazretlerinin ruhlarına, İmamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbeli ve bütün mezhep imamlarımızın ruhlarına ayrı ayrı hediye edildik. Vasıl ve istedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Meyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Amin. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı Pirimiz Seyyid Abdülkadir Geylani, Seyyid Ahmed el-Rufai, Seyyid Ahmed el-Bedevi, Seyyid İbrahim Duseki, Şeyh Ebu'l-Hasan el-Şazeli, Şah-ı Nakşibendi Muhammed-i Bahaddin, Şah-ı Mevlana Celaleddin Rumi, Şah-ı Hacı Bektaş-ı Veli Hacı Bayram Veli, Mehmet-i Muhittin Üftade Veli, Veysel Karani Muhittin Arabi Niyazi Mısri ve bütün pir ve piran efendilerimiz ruhlarına ayrı ayrı hediyelik vasıl ve istedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. Üç ihlas bir Fatiha-i Şerife. Ya Rabbi, hasıl olan sevabı geçmiş üstadlarımızdan Abdurrahim et-Tantavi, Abdurrahim en-Nişavi, El-Haç, El-Hafız, Ebu Bekir Sıddık Çorumi, Hacı Halil Aydar Efendi, El-Haç Çorumlu Mustafa Anaç Efendi, Nevşehirli Hacı Abdullah Gürbüz Efendi'nin, Kaçuni dergahının, Kabbaşi dergahının ve bütün geçmiş mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, dervişlerin, müminlerin ruhlarına. Amin. Ya Rabbi, bilhassa üstadımız Bayındırlı Hacı Mustafa Özbağ Beyefendi'nin cet ve dadalarının ruhaniyetlerine, yaşayan bütün mürşidi kamillerin, velilerin, evliyaların, bütün derviş kardeşlerimizin ruhaniyetlerine, Turuk Aliye'den akraba-ı talukatlarımızdan geçenlerin ruhlarında hediyeledik. Vasıl ve hissedar eyle ya Rabbi. Amin. Haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Feyzatlarını, himmetlerini, şefaatlerini, dualarını üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم 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 يا مالك الملك القديم
Estağfirullah el azim. Ya malikel mülkün kadim. Estağfirullah el azim. Ya malikel mülkün kadim. Estağfirullah el azim. Ya malikel mülkün kadim. Estağfirullah el azim. Estağfirullah. Aman ya Rabbi, min külli zenbin tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, aman ya Rabbi, min külli zenbin tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, aman ya Rabbi, min külli zenbin tevbe ya Rabbi. Estağfirullah, aman ya Rabbi, min külli zenbin tövbe ya Rabbi. Estağfirullah, tübdi ilallah, ve neheytü kalbi anma sivallah. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu min Süleyman ve innehu bismillahirrahmanirrahim. 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 Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. 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 Ya Sübhan, ya Sultan, 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 ya Allah. Ya Deyyan, ya Burhan, 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 ya Allah. Ya Hannan, ya Mennan, 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 ya Allah. Ya Settar, ya Gaffar, ya Allah. Ya Settan, ya Gaffar, ya Allah.
Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Allah. Ya Settar, Ya Gaffar, Ya Allah. Settar ismine inanıyoruz. Günahlarımızı setreyle ya Rabbi. Amin. Gaffar ismine inanıyoruz. Günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezine âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha ma salavat.
Amin. Ecmaîn.